Hayatım, nereye gidiyorsun? Sergile gidiyorum annemlere. Yüklenmişsin bohçanı. Göz açmaya gidiyorum. Hamuru yaptım. Kolay gelsin. Haber Çarşıyı ver de ben de yaptım. yemeğe gideyim. Tamam. Sergiler geldi biliyorsun. Aa, bu arada Evet. evet, vlog çekmiyorum. Bilgisayarım bozuldu. Yenisine bakacağız artık. Bakalım. Öyle işte. Gidiyorum. Gözle yapacağım. Orada da çekerim. Görüşmek üzere. Bay 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 sevgilim. bay. Merhaba. Evet geldim. Sergül kolay gelsin. Şimdi Evet yemeğini yapıyor ilk. musun Aa, yok bilmiyorum. ilk değil. Sergül yemek yapıyor. Hadi lan. İlk değil ama değil mi? Yapsın ya. Çok güzel. Yani şeyde YouTube'da. Evet hamuru böyle yuvarladım. Şimdi ben keseceğim. Onlar kapatacak. Ne yapıyoruz Sergülcüm? Tutmadı. Gyoza. Yani Çin mantısı. O yüzden Çince bilen bir olmadı. arkadaş getirdik. Evet. Biraz eski daha olmadı. Çince bilen arkadaş getirdik. Sever misin peki? Çok. Yedin mi hiç Çin'de? Senden yemedim ama Çin'de yedim. Tavuk mu Yedim. yapıyorsun sen bunu? He. Tavuk eti. Hadi ya. He. Ha. Tavuk kıyım. Yeşil, o yüzden et daha güzel oluyor. Dana sevmiyorum ben. Dana kokuyor, onu geliyor. Evet. Seray Hanım. Emine Beder. Seray hamuru açmaya başladı. Seray Beder. Aslında böyle açılmıyor bu arada. Evet. Şu an niye böyle açıyorsun peki? Ya şimdi normalde burayı böyle uzatıyorsun. Bunu böyle uzun olduğunu düşün. Kesiyorsun böyle böyle. Dağıtıyorsun. Bak, çocuk da uyuyor. Artistik hareketlerden kaçınalım. Patates nişastasıyla alt üst yapıp açacaksın normalde. Bak çat çat bitiyor böyle böyle. Niye öyle açtın peki? Öyle çok uğraşacağım diye. Tek kişiyi açıyorum ya. Tamam. Şöyle şöyle bak. Hiç bunda kesmeye de gerek yok. Bak porsiyon olarak oluyor. Hani bak bu üstünden kestiğin yerin üstünden yapıyorsun. Bir. İki. Bak. Tamam. Şaşırdın mı? Hayır. Ben çok şaşırmıştım ilk yaptığımda. Sonra çoklu da yapabilirsin. Anneannem bu şeyi baklava yaparken yapıyor ya öyle. Ama araya mutlaka Nişasta. net işte. Net işte. Bu biraz küçük oldu tabii. Böyle işte bak onlar hazır. Bu şimdi bunu incelteyim onu öyle yapayım istersen. Çok Sen uzatmam lazım bilirsin. tezgahı. Kolayına nasıl gelirse. Aslında öyle değil mi? Aynı süre tutuyor. O zaman boş ver. Tamam. Kolay gelsin. Teşekkür ederim canım. Evet gördüğünüz gibi gyozalarımız hazır. Seren ve Sergül kapattılar. Ben açtım. Şimdi hep beraber yiyeceğiz. Yavaştan pişirmeye başlıyorum. Gyoza tarifi için aşağıdaki sabit yorumdaki linklere, açıklama kısmındaki linklere tıklayabilirsiniz. Evet, gyozalarımız pişti. Şimdi servis tabağına alıyorum. Herkes arzu ettiği kadar miktarı yiyecek. Gördüğünüz gibi bu şekilde gyozalarımız. Evet, çok güzel oldular yalnız. Afiyet olsun bize. Muhteşem. Evet. Nasıl olmuş? Ne harikalar yapmışsın. Afiyet olsun. Çatal bıçakla mı yiyorsun Ölmek için o kaşık olmalı. Şey, çubuk olmalı. Bir de annemden kabak salatası var. Sergül değil mi? Kabak Evet, salatası. bunu ben öğretmenimin evinde yemiştim. Bayıldım. Annem yaptı. Dereotlu kabak salatası var. Bu arada soslar da daha Japonya'dan gelenler videosunda göreceksiniz işte. Soya sosu var. Susam sosu var. Bir de susam yağı var. Bunları çekeceğim. O yüzden böyle çok ayrıntılı göstermiyorum. Gyozamız da bu şekilde. Afiyet olsun. Pişireyim. Kalanını geleceğim. Çok güzel olmuş İyi hadi. bence de. Sevindim. Bu arada gyozaları benim yani Kansai usulü her tarafını yani sağını solunu pişirmek değil. Şöyle sadece altını pişirip şöyle göstereyim. Şöyle hatta bakın. Altı ay pişip şu şekilde de orijinali gibi yapabilirsiniz. Şimdi ben böyle bir dört tane orijinalinden yaptım.
götüreceğim. Ama dediğim gibi bu şekilde de pişirebilirsiniz. Diğer türlü de. Herkese merhaba. Nereye gidiyoruz? Eller yukarı. Evet, kabaklarımız çıktılar, büyüdüler ve şimdi hasat zamanı. Buyurun. Ben yokken bunlara iyi baktığın için teşekkür ederim hayatım. Ne demek hayatım? Oh oh oh. Şöyle bir. Harika. Şöyle yere koyalım. Alırız sonra. Evet, bakar mısınız? Bir sürü bir sürü kabuk. Hayır, olmadı. Yok. Büyümedi daha o. Kesme. He? Kararmış artık, bunlar büyümez. He. Artık bazıları o kadar büyüyor bak. Bu da mesela daha fazla büyüyor. O büyüyecek o. Açık yeşil o. Büyümez. Vallahi. Senin süreceğin bak. Of, Japon kabaklarımız. Bunları da mı alacaksın? Evet. Bence acele edeceksin yani onlar. Bunlar hayatım, bunlar artık şey yapıyor. Bazıları bu kadar büyüyor. He. Bilemiyorum. İçi açınca gök çıkmasın da. Baksana şey olmuş. Rengi. Şimdi bunu da aldık. Orada bir mi kaldı? Bir de ileride mi var? Aa, burada var. Orada var. Evet. Orada, tamam, biraz daha olsun. Burada daha büyümez de. Olsun, dursun o ya. Şu büyümez diyor. Bunlar güzel büyüyor. Biraz daha. Bakayım. Aa. Mesela olmadı. Onu alacağım. Olmayanı alıyorsun. Evet. Bir şeydi, onun adı da unuttum. Anneannem diyordu. O bir tanesi öyle sarardı. Ay, belki buralarda. Verecek. Değil mi? Buradan yeni bak. Bu da olmuş. Vermiş ama olmamış. O, onu da hemen al. Olmayanı alacakmışsın. Bak, şu da olmamış. Sarı bir tane var ya şurada, erik gibi. Evet. Onları kesmek gerekiyormuş. Bir tane yeni vardı. Bak şurada. Gördüm. Şu. Aa, bu da gitmiş mi bilmiyorum ama. Onu bakacağız. Dursun işte. Biraz da bilemedim. Şu taraflarda bir tane yeni. Heh, evet, şurada. Bindik. Bak şu, olmuş artık. Evet, evet, o oldu. Bu daha büyümez ama kesmeyelim hadi. Tabii biraz dursun. Daha şey yapsın. Kobe. Ne yapıyorsun kızım? Kazmış burayı Kobe. Armutlarımız da dökülüyor, armut ağacı. Kış armutu bunlar. Gördüğünüz gibi. Ama dökülüyorlar. Kucum. Evet, bugünün hasadı bu kadar. Buradan da yeni yeşil sallar geliyor büyük ihtimalle. Bakalım. Hı-hı. Evet. Şu biraz güneşten. Güneş alığı olmuş. Evet. Alığı, yanığı. Hadi onları da sen al. Hayatçım. Alabilirsem alayım. Aldım. Evet, bizde nefes gelecek. Nefese havuz hazırladık. Şöyle nefesin havuzu. Onu bekliyoruz. Burada beraberce takılıyoruz. Nefesle. Şimdi ben bunları keseceğim. Doğrayacağım. Dolaba atacağım. Hem çocukların yemeğinde hem nefesin yemeklerinde annem kullanıyor. Kendimiz de bal kabağı çorbası anneannem çok seviyor. Onun için kullanacağım. Bunları ama tek tek doğrayacağım. Ve şey yapacağım. Aa, aslında Ender, denesek ya hayatım. Bir tane. Şunu bir kesiversene. Ender'in de kargosu gelmiş. Ona da bakalım. Kargo açılışı yapalım da önce şunu bir kes. Bir kes, ben sonra devamını getiririm onun. Şey, içini göstermek istedim. Öyle. Bakayım. Biraz daha büyük bıçak alsaydım daha iyi olacaktı sanki. Dikkat et. İçini göstereyim. Oo. Ay, çok aynısı. Bakar mısınız? Çok güzel. Evet, ben onları doğrarım. Kalsın. Senin kargo açılışını yapalım, hadi gel. Ne aldın kargodan? Bir ay Trabzon'da kaldık. Geldim burada internetten şey aldım. Trabzon, evet. Akçabat'tan geldi kargo. Oradan geçerken alsaydın hayatım, kargo da beklemezdin. Bu balıkçılıkla ilgili bir şeyler. Yani, jik aldım. Jik. Yani maket balıklar. Abimle belki bir hafta sonu balık tutmaya gideceğiz. Serbest dalışçı. Zıpkınla dalıyor. Ben olta balıkçılığını daha çok seviyorum. Şöyle.
Oo. Ne şimdi bunlar? Su levrek için. Levrek için. Ne adı ne diye geçiyor bunun? Yani silikon diye geçiyor. Levrek silikon mu? Yani, silikon kancalı. Ne kadar bu mesela böyle? Biliyor musun? Hadi yani aşağı. 20-25 lira. He. Bu 3 boyutlu vibrasyonlu yem. Buna Turkish Rebramix diyorlar. Hepsi şey böyle yani. He. Yüksektirme sırtı için kaşık. Kaşık mı bunlar? Için. Yani kaşık diye geçiyor. Aa, ne değişikmiş isimleri. Renkleri çok güzelmiş. Bu da akrep olan falanlık için. Bu florokarbon misina. Bakayım. 50 metre. Böyle. Bunlar kurdandı. Bakayım. Böyle. He, bunları biliyorum. Daha da ne unutmuştum. Şöyle. Pır döndü. Fır döndü. Pır döndü. Bunlar da jik. Jik. Evet. İyi günlerde kullan. Teşekkür ederim hayatım. Ne kadar tuttu toplam bu alışverişin? Vallahi 200 lira falan. İyi günlerde kullan. Teşekkür ederim. Bunları Trabzon'a falan da... Bakayım onu gösterdik mi? Ha evet. Pullu. Tam palamut zamanı Hı-hı. falan. Çinekop zamanı başlayamayı deneyeceğiz bakalım. Hadi bakalım. Görüşürüz. Bay bay. Nereden aldın bunları? Bunları N11'den aldım. N11'den. Hı-hı. Vurgun Çapari diye bir Vurgun Çapari'den. Şey var. Tamam. Çavattaymış iş yerleri. Ben bilmiyordum vallahi. N11'den Vurgun Çapari'den. Evet, tamam. Oradan. Görüşürüz. Herkese merhaba. Bir kutu açılışıyla karşınızdayım. Kutu açılışı derken kargo ve böyle bir yazıyla geldi. Onu sizle paylaşmak istedim. İkinci beynimiz bağırsaklarımızı probiyotikler ve prebiyotikler ile besleyelim yazıyor. Evet, şöyle bir alışverişim oldu. Nereden? Doğadan, bizim Com.tr'den. Zaten uzun zamandır Facebook'ta sayfalarını takip ediyorum. Gruplarını ve dedim artık ben de alıp yapmalıyım. Şöyle şuradan başlayayım. Prebiyotik zerdeçal tozu aldım. Bunu çocukların yemeklerinde, keza kendi yemeklerimizde de kullanmak için. Sonra yine aynı şekilde prebiyotik Türk kahvesi aldım. Artibiyotik yoğurt mayası, artibiyotik yobiyotik, prebiyotik yoğurt mayası aldım. İster dök karıştır ye iç, ister yobiyotik yoğurt mayala. Bunların özelliklerini daha sonra size anlatacağım. Çocuklar için, yani bu kedi ve köpekler için özel petbiyotik, prebiyotik mama besini. Mamaya dök karıştır. İster mamaya döküp karıştırabilirsiniz, ister yoğurt mayalayabilirsiniz. Onlar için de prebiyotikler çok 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 önemli. Bu bir de artibiyotik. Evet, şöyle içindekileri şimdi ekrana veririm. Şunları hediye koymuşlar sağ olsunlar. Probiyotik turşu, boza, şıra, salamura mayası. Denerim bunlarla da turşu yapmayı. Nasıl oluyormuş? Şu an bilmiyorum. Bakarım. Ve kargodan dolayı sanırım bayağı bir akmış kutunun içine de. Neyse. Probiyotik kornişon turşusu aldım. Bunu çok 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 denemek istiyordum. Çünkü bunun içinde prebiyotik var. 500 milyardı zannediyorum. Bunu çok denemek istediğim için aldım. Tadını da merak ediyorum. Nasıl yemek gerekiyormuş? Serin ve güneş görmeyen ortamda saklanması gerekiyormuş. Açıldıktan sonra bir ay bizim bunu tüketmemiz lazım. Çünkü bayağı bir kırılmış mı? Ne olmuş anlamadım. Bayağı bir akmış sadece. Bu şekilde bir turşu. Ve bu kullanım kılavuzu. Ve şöyle bir sağ olsunlar kitapçık koymuşlar ama. Bakın burada mayaların, sirke mayası, kombiyotik yoğurt mayası, artibiyotikler, probiyotik sucuk harcı, prebiyotik lif, her şeyin faydaları, nedenleri, niçinleri, önemi yazıyor ama ben şu an kolaylıkla açamıyorum bunları. Gastrobiyotik, kombiyotik, probiyotik, ekşi maya, yoğurt, fitbiyotik, baby, bakın baby biyotik de var bebekler için, kımız, kefir,
şöyle yapayım. Grubun linkini hemen aşağı ilk yoruma sabitliyorum. Oradan bakabilirsiniz. Gruba, Facebook'taki gruba. Satın aldığım sitenin de linkini aşağı sabitleyeyim. Oradan bakarsanız her şeyin özellikleri de tek tek yazıyor. Ben çok memnunum bu alışverişimden. Turşum da patlamasaydı iyi olacaktı ama. Neyse. Evet, şimdi bu şekilde bunlar. Şifa olsun inşallah. Ve ayrıca bu benim Ender çarşıya gitti. Nereye gitti? Veteriner hekimimiz Özlem Hanım'a gitti. Evet, bizimkilerin bu maviymiş. Ense damlası, yani dış parazitleri geldi. O yüzden bakayım bu kadar. Evet. Ayda bir yapılan ense damlaları zamanı geldi. Onların banyolarını da yaptırdık ama çekemedim ben banyolarını. Bilgisayarım da bozuk hala. Bugün yarın gelecek. O yüzden çekiyorum bu videoları. Hani çok beklesin istemiyorum işin açığı. Eskiden kalan videolarım da var çünkü. Bir 10 gün falan bekledik. Derileri yağlandı. Şimdi hazırlar. Ense damlası için. Fiprovet. 2.68 4.2 herhalde. Bunu anlamak çok zor değil. 2.68'ler Kobe ve fındığın. 4.02 olan da Fox'un. Evet, şimdi bunları da yapalım. Oh mis.